Köklerden biri büyük, biri küçük. Çarpanların ayıracağız çünkü kökler toplamı değil, 3 katı ve 2 katı toplamı şeklinde sorulmuş. 3x, 2x diye ayıracaksınız. Sonra eksi 5 ve 7 diye ayırırsak çaprazlama çarpıp topladığımızda bakın. Eksi 15 ve 14 oluyor haliyle. Topladığınızda hakikaten eksi 1 yapıyor. Demek ki bir kökümüz buradan artık denklemi şöyle 3x artı 7 çarpı 2x eksi 5 diye yazarsak. Bir kökümüz eksi 7 bölü 3. Bunu 3 ile çarpacağız. Bir kökümüz arkadaşlar 5 bölü 2. Bunu da 2 ile çarpacağız. Nereden anlıyoruz? Birisi negatif birisi pozitif dediği için. 3'ler gitti 2'ler gitti. Eksi 7 5 daha eksi 2 oldu arkadaşlar A şıkkı. Üstü sayılara lütfen dikkat edelim. Şu 3 üzeri 3'ten biraz ilham alacağım arkadaşlar. Şimdi 3 üzeri 7 olduğu için bakın orayı 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 4 diye ayırsak çarpımları 3 üzeri 7'dir. Ama Toplamları negatif olmuş. Demek ki ikisi de negatifmiş. 3 üzeri 3 ve 3 üzeri 4 iki tanesi de negatif oldu. Artık toplamlarına odaklanın. Eksi 3 üzeri 3. Bunu da eksi 3 çarpı 3 üzeri 3 diye ayırırsanız. Eksi 1 eksi 3 daha eksi 4 yapar. Bu şekilde gördüğünüz gibi toplamları da doğru halletmiş oluruz. Çarpanlarına ayırarak yazıyorum bakın. X eksi 3 üzeri 3. X eksi 3 üzeri 4. Köklerden biri 3 üzeri 3. Köklerden biri 3 üzeri 4 değişik olmuş oldu. Çarpanlara doğru ayırıyor. Yalnız yazarken yanlış yazıyor. Bu yüzden 2x kare eksi 3x eksi 2'ye bir bakalım. 2x x eksi 2 artı 1 çarp topla evet gerçekten eksi 3x oluyor. Böylece bu yalnız yanlış yazıyormuş. Yani yazarken de çaprazlama yazıyor bakın. Normalde böyle yapmamak gerekiyor. Doğrusu ne? 2x artı 1 çarpı x eksi 2'dir. Haliyle köklerden biri 1 geliyor, biri eksi 1 geliyor. Toplamı da 0 oluyor. Bu yanlış olan. Doğru olan da ise nedir? Köklerden biri eksi 1 bölü 2, biri 2 topladığımız zaman 3 bölü 2 oldu. Bu da doğru kök. Haliyle 3 bölü 2 0, aradaki fark 3 bölü 2 C şıkkı. Simetrik iki kök, kökler toplamı 0 demektir. Birisi diğerinin toplamı işlemine göre tersi yani arkadaşlar. Bu yüzden kökler toplamı eksi b böyle a 0 olmalı. m 2 olur. 4 x kare artı 4 eksi 40 eşittir 0. Yani 4 x kare eksi 36 eşittir 0. 4 parantezinde x eksi e, 3 x artı. 3 olacak. Bir köklerin 3 öbürü de otomatik olarak eksi 3. Ne demiş? Büyük kök sormuş. D şıkkı 3. Rasyonel katsayılı dediği zaman işin içinde köklü sayı olmamalı arkadaşlar. Bu yüzden bir kök A artı kök B ise diğeri A eksi kök B eşlenidir. Bu yüzden diğer kök 3 eksi 2 kök 3'tür. Topladığımız zaman kökler toplamı 6 yapar. Çarptığınız zaman eşlenikle ne oluyordu? çarpınca 2 kare farkı a eksi b a artı b. 9 eksi 12 eşittir eksi 3. Bir denklem şöyle yazılıyordu. x kare eksi tx artı ç eşittir 0. Bu yüzden x kare eksi eksiden ha, 6'ymış zaten. x kare eksi 6x. Ç de eksi 3 oldu. Burada direkt olduğu gibi yazıyoruz. Denklemimiz budur. E şıkkı. Sorunun aslında sizin için işi basitleştiren noktası bu. O yüzden buraya odaklanmayan arkadaşlar belki biraz hani vakit kaybetmiş de olabilir, sıkıntı da yaşamış olabilir. 4 harfli kümeler, dört harfli rakamlar zaten az arkadaşlar. Bu bölge hem dört harfli rakam olacak hem de A ile baş, şey D ile başlayacak. O da bir tek nedir? 4. Sonra arkadaşlar burada i ile bitecek ve aynı zamanda 4 harfli olacak. O da zaten sadece 7. Başka hiçbir sayı bu şarta uymuyor. Bu yüzden 4 bu denklemi sağlar. Köklerinden biri dediği için sağlayabilir yani. Eğer 4 bu denklemin kökü ise 16-24-m-1 eşittir 0. Buradan 8-1 yani m9 geldi. İkincisi 7 bu denklemi sağlayabilir. 49-42-m. Eksi 1 artı m eşittir sıfırdan. m eksi 6 oldu. Bunların alabileceği değerler çarpımı eksi 54 c şıkkı. Sadece ortak parantez almamız yeterli. x1 x2 x1 x2'ler ortak bakın. x1 çarpı x2 sol tarafta x1 var. Sağ tarafta x2 var. x1 çarpı x2 x1 artı x2. Kökler çarpımı nedir? c bölü a. Kökçeksi 2. Kökler toplamı Eksi b bölü a bu yüzden 2 artı kök 3. Kök 3 artı 2 kök 3 eksi 2. 2 kare farkı kök 3'ün karesi 3. 2'nin karesi 4. 3 eksi 4 cevabımız eksi 1 b şıkkı oldu. Üstteki çarpanları ayrılıyor hemen ayıralım. x eksi 4 ve x artı 1 diye ayrılıyor. Bu yüzden köklerden biri 4, biri eksi 1. Bu köklerden bir tanesi bunun da köküdür. Hangisinin olduğunu söylememiş. O zaman önce 4'ü düşünelim. 4'ü düşünürsek 16 eksi a artı 2 çarpı 4 artı 4 kök denklemi sağlar unutmayalım. 20 eşittir 4 parantezinde a artı 2'den burası 5 olmalı yani a'nın alacağı değerlerden biri 3 geldi. İkinci durum köklerden biri eksi 1 olabilir yaz yerine 1 eksi a artı 2 çarpı eksi 1 artı 4 eşittir 0. Buradan artı oldu bakın a artı 2 öbür tarafa attığımız zaman eksi 5 a da eksi 7 oldu. Alacağı değerler toplamı eksi 7 ve 3'ten dolayı eksi 4 a şıkkı olur. 4'ün 3 ile bölümünden kalan biri olduğu için mavi bölgeye yazacağız. 16 artı 8 eksi 8. Sonra demiş ki bununla aynı sonucu buluyoruz. 3 n n bir doğal sayı olduğu için kesinlikle 3 ile tam bölünür. Bu yüzden yeşil bölgeye yazıyoruz. 9 n kare eksi 30 n artı 40. Haliyle arkadaşlar bunlar gitti. 9 n kare eksi 30 n artı 24 eşittir 0. 3'e bölüyorum sadeleştirelim. 3 n kare eksi 10 n artı 8 eşittir 0. 3 n n. Sonra burası eksi 2 olsun. Burası da 4 olsun. Bir bakalım. Böylece eksi 6. E, şurası da eksi olacak pardon. Burası da eksi 4 toplamlar evet eksi 10 yapıyor. Demek ki buradan arkadaşlar n 2 olmalı. Çünkü doğal sayı olmalıydı. 4 bölü 3 kabul edemeyiz. Cevap B şıkkı. Kökler toplamı 2 verildiği için hemen yazalım. Eksi B bölü A eşittir 2. Böylece eksi b eşittir 2a veya b eşittir eksi 2a. Bunun bize faydası ne? Hemen burada arkadaşlar tek bilinmeye de düşürebiliriz. Şimdi normalde a artı c b eşit ya öbür tarafa atınca. b gördüğüm yere hemen eksi 2a yazacağım. a artı c eşittir eksi 2a'dan c de eksi 3a olacak. c'nin A'ya oranında eksi 3 gelecek b şıkkı. Reel kök yoksa, gerçek kök yoksa delta küçüktür sıfırdır. Bundan dolayı 16 eksi eksi 4a küçüktür sıfır olmalı. 4a küçüktür eksi 16, a küçüktür eksi 4 alacağı en büyük değer eksi 5 olur b şıkkı. 2 tanesi 3 saat kalıyorsa arkadaşlar 3 saatin tarifesi 3 lira 2 çarpı 3'ten 6 TL ödecekler. Bir tanesi 7 saat kalmış. O da buraya dahil. Kaç para ödediğini bilmiyoruz. X olsun. X TL öder. Sonra iki tanesi de 14 saat kalmış. Onlar da buraya ait. Y diyelim. Onlar da 2Y lira kadar para öder. Toplam ödedikleri miktar böylece 61 TL. Soruda demiş ki 10 24 arasındaki ücret 5 10 arasındaki ücretin karesi. Yani burada bakın Y gördüğüm yere X kare yazarsam aslında 2Y de 2X kare olur haliyle 2x kare artı x artı 6 eşittir 61, 2x kare artı x eksi 55 eşittir 0. 2x e x Ve burası da arkadaşlar. E, artı 5 eksi 11 dersek olmaz negatif olur. Burası artı 11 olmalıymış. Burası da eksi 5 olmalıymış. Böylece 2x artı 11 çarpı x eksi 5 eşittir 0. Tabii ki negatif olmayacağına göre ücret 5 olmalı. чещика.